Ona evlenme teklif ettiğinde nerede oturmayı planlamıştın? Burada mı oturmak istemiştin onunla? Büyüdüğün evde mi? Hayır. Ama düşünmüşsündür. Aklından geçmiştir en azından. Peki odaları ne yapacaktınız? Mesela benim odamı. Çocuk odası mı? Kahve yapıyorum. Sen önümüzdeki 10 yılın bile kalkınma planını yapacak kadar programlı bir adamsın. Balayına nereye gitmeyi düşünmüştünüz? Böyle tropik bir yerler mi? Hı? Bali, Maldivler. Yoksa orası senin için biraz sıradan mı? Neresiydi ya? Bu çok meşhur bir dizinin çekildiği bir yer vardı. Ha, Dubrovnik. Ne oldu? Orası da mı sıradan bir yer senin için? Küba. Havana çok romantik bir yermiş biliyor musun? Bir arkadaşım söylemişti. Ya da belki de Vietnam, Kamboçya gibi bir yerde olabilir. Gerçi ben böyle sayıp döküyorum falan ama sen zaten bunların çoğuna gitmişsindir değil mi? Hatta belki de beraber gittiniz. Beraber Fas'a gittiniz zaten. Sahi ya siz. Siz başka nerelere gezdiniz? Ne yapıyorsun Selin? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ya ben sana söyledim, ben beynimi durduramıyorum diye. İnsan ister istemez hayal kuruyor. Senin onunla gittiğin yerleri hayal dünyamdan silmek istiyorum yalnızca. Nasıl yerlermiş onlar? Herhangi bir zamanda, herhangi biriyle gittiğin yerler. El ele dolaştığın sokaklar. Yağmurlu bir akşamüstü. Bir sudurbanın altına sığınıp bir kadını öptüğün yerler mesela. Nereye gidiyorsun? Duş alıp üzerimi değiştireceğim. Ha bu arada kitaplıkta atlas var. Açıp dünyanın herhangi bir yeriyle ilgili hayal kurabilirsin. Çünkü ne bu şehirde, ne başka bir ülkede, ne bu gezegende, ne de başka birinde. Henüz yağmurlu bir akşamüstü bir sundurmanın altında seni öpmedim. İyi misin? Bir şey söyleyeyim mi? Saçma bir şekilde çok iyiyim. Ama bu hiç hayra alamet değil. Neden? Çünkü saat neredeyse öğlen oldu. Yıldırım Bey'den haber yok. Yönetim kurulu toplanmadı. Demek ki... Bir planı var. Hiç karşı atak yapabileceği aklımıza gelmedi değil mi? Fotoğrafları görür görmez tazminattan vazgeçeceğini sandık. Sen çok kararlıydın. Asabım bozuktu, etraflıca düşünemedim. Ay havası çok sıcakmış. Ben de sana karşı koyamadım. Ne yapalım? Bedelini ödeyeceğiz. Alışkınız nasıl olsun. Bir şey söyleyeyim mi? Çok fena çakılacağız. Artemim tazminattan batacak. Bize dava açacaklar. Şantajı birlikte yaptığımız için organize suç çetesinden yargılanacağız. Ve hapse girmesek bile kariyerlerimizde çok büyük bir lekeyle hayatımıza devam edeceğiz. Ya. Böyle bir nazar oldu. Bunların hepsi Demir yüzünden. Hayır Demir değil. Ben buradan çabuk gidebilmek için. Hayır Demir yüzünden. Önce Yıldırım'ı kızdırdı, ondan sonra tabii. Bir şey söyleyeceğim. Ben Artem'i kurtarmaya geldim. Şu anda kendimi batırıyorum. Üst mahkeme şansımız da kalmadı. Babam bu işe bayılacak. Yok benim babam. Bak alev alacak bu olay. Ejder gibi. Ateş bitirecek. Ekrem Bey. Kızım o neydi ya öyle? Ay çok acayip bir elektrik vardı ya. Şimşek mi düştü, yıldırım mı çaktı, ne olduysa çok acayipti. Ay, çok böyle. Ne kikir diyorsunuz be? Bir şey mi kaçırdım? Çok büyük haber Hazmiye. Yönetici kademesinde aşk kokusu var. Ne diyorsun? Kızım Burak'la Eylül Hanım baya flört ediyorlar. Ben size demiştim. Ay hay Allah. Kendi dediğimi de unuttum. Ay ben nasıl ilgilenemedim onlarla. Ay değil mi ya? Nasıl oldu bu Hazmiye? Ya sen çaptan falan mı düşüyorsun? Bak kırdım ha performans notunu ben senin. Ne alakası var canım? Gündemimiz yoğun. Kaçırmışım işte. Hiç yani Merveciğim aşk olsun. Çok haklısın Hazmiyeciğim. Yani şirketin bütün duygusal yükü senin üstünde. Ayda sen geç kalmadın mı? Hani malum fayda işler yoğun ya. Çık sen artık hadi. Evet değil mi? Ben gideyim o zaman. Eşyalarımı alayım. Hadi. O zaman ben laptopumu falan da alıyorum. Yani şirkete dönmem bir daha. Evde çalışmaya devam ederim. Malum patron da yok. Ya ben de seninle gelirdim ama... Burak'ı gözetleyecek adam lazım. Buradaki dedikodular bende. Gerisini de akşam evde konuşuruz. Siz şifreli mi konuştunuz? Benden bir şey mi saklıyorsunuz? Yok. Yok canım. Ben de geleyim Efipa'ya. Madem o kadar yoğun. Öğle arasını orada geçirir sonra dönerim ofise. Ay, yok. Azmiyeciğim teşekkür ederim ama sen yorulma hiç şimdi. Ben gideyim. Sen benim ne zaman yorulduğumu gördün ayol? Ay sanki bensiz bir iş becerebilecekmişsiniz gibi. Hadi yürü gidiyoruz. Bir de. Gerçekten mi? Seçebildin mi bir yerler? Seçtim. Tibet'e gideceğim ben. Orada bir tapınağa kapatacağım kendimi. Oraya kadar gitmene gerek yok. Yani istersen bu eve kapatabiliriz kendimizi. İşe gitmeyiz. Telefonları açmayız. Kapılara bakmayız. Bizim dışımızda bir dünya olduğunu unutana kadar kalırız burada. Demir ya, yapma. Her şeyi de sulandırma ya. Ha, sen bayağı ciddiysin yani. Gerçekten istediğin bu, öyle mi? Vallahi biraz önce hiç bana öyle gelmedi. Ben ne istediğimi bilmiyorum ya. Zaten kafam da çok karışık. Demir, ben gidiyorum. Sen etrafımdayken kafamı toplayamıyorum çünkü. Of Selin. Akşam geri dön de. Nereye istersen git. Burak, bir şunlara bakabilir misin? Türkan Hanım'ın işleriyle ilgili. Sizin tarafın planları. Eğer okeylersen ben de finansın stratejisini ona göre yapacağım. Tamam. Selin. Ay kızım, rahatsız etmeyeyim diye aramadım ya. Nasıl durumlar? Keyifler 1500 mü? Nasıl ya? Hani 2 gün kalacaktınız? Sahildeki kahveciyi mi diyorsun? Bilmem ki. Neyse, ben bir durumlara bakayım. Sana haber veririm o zaman. Sen bekle orada, tamam mı kuzum? Hadi öptüm seni. Görüşürüz. Burak ya, ben şöyle 1-2 saatliğine çıkıp gelsem olur mu? İşimiz var daha. Yani Derim Hanım'ın işlerini yetiştirmemiz lazım acil. Tamam. Bunlar benim için tamam. Ama yarın gönderirsek çok daha iyi olur. Selin'le bir kontrol etmek isterim. Ondan sonra veririz müşteriye. Peki, tamam. Öyle yapalım. Efendim Dirim Hanım. Tam biz de sizin işlerinizle alakalı konuşuyorduk. Merveciğim, bir problem mi var? Yok. Ya sahilde bir kahveci var bizim hep gittiğimiz, böyle tatlı bir yer. Deniz fenerinin dibinde. Selin oradaymış da onun yanına gideyim diyecektim ama önemli değil, biz akşam konuşuruz onunla zaten. İbrahim Bey'i mi bekliyorsun? Yok. Hazmiyeciğim, bir arkadaşımı. Aa, nasıl bir arkadaşmış bu? Ne oluyor kız, elin ayağın titriyor? Hazmiye. Ha. Bir erkek arkadaşım gelecek. İbo'yla tanışacak. Niye? İşte eski sevgiliyle arkadaş olmanın ne kadar normal olduğunu gösterecek bana beyefendi. Kılıfı da şu. Bir gün bir yerde karşılaşırsak elim ayağım titriyor muymuş, ona bakacakmış beyefendi. Ya gerginim Azmi, o yüzden elim ayağım titriyor. Ya ne diyeceğim ben Yiğit'e? Ay hayatımda böyle saçma bir şey duymadım. Bana bak, yakışıklı mı senin şu Yiğit? Hay Azmi'ye, ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Niye? Yakışıklı değil miyim? Ah, Yiğit, hoş geldin. Hiç değişmemişsin. Nasıl yalan? Öğrenciyken böyle miydin? Bak. Şimdi şu ağırlığıma bir bak. Ay. Sen de değişmişsin ama daha güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Azmiye, Yiğit, Azmiye benim şirketten arkadaşım, aynı zamanda arkadaşım. Tanıştığıma memnun oldum Azmiye. Öyle mi oldunuz gerçekten? Tamam. Biz şöyle geçelim mi seninle? Olur tabii. Ay ben size ne ikram edeyim? Ayda. Çayımız güzel. Çay. Tamam o zaman. Hemen 2 çay geliyor. Sağ ol Azmiyeciğim. Gel şöyle geçelim. Buyurun. Ne var ne yok? Yiğit. Ya ben seni birisiyle tanıştıracağım. Bak biliyorum çok garip gelecek ama... Erkek arkadaşınla mı tanışacağım? Nereden bildin ya? Çünkü Aydacığım zeka çok seksi bir şeydir. Erkek arkadaşının bu mazindeki çekicilikten tedirgin olması normal. Affedersin. Takma kafana, tanışırız. Hayat nasıl? Burası senin mi? Hı hı. Ya işte ben mezun olduktan sonra bizim bir aile dostumuz var. Onunla girdik bu işe. Hayret, tek başına gelmişsin. Paramparçayım be Vedat. Gel lan buraya. Gel. Yani tamam, kolay olmayacağı belliydi zaten. Ama sakın şimdi bana ayrıldık falan demeyeceksin değil mi? Yok, onu demeyeceğim de. Çok kırıldı be Vedat. Yani kafasındaki düşünceleri dağıtayım diye ne maymunluk yapacağımı şaşırdım. Bir an sinirleniyor. Hatta deliriyor. 2 dakika sonra nasıl canının yandığını görüyorum. Dik durmaya çalışıyor ama kafasında hep en kötü şeyleri kuruyor. Onun o hale gelmesine engel olamadım ya. En çok da bu canımı acıtıyor işte. Çok güçlü bir kız o. Böyle böyle atlatacak. Hatta biz sonuçta yarın ofise gittiğimizde Eylül yine orada olacak. Of. Söylemiş. Aslında daha önce söyleyecekti ama ben rica ettim söylememesini. Ne yaşıyorsanız aranızda kalsın mı istedim. Doğru aslında. Ben de özel hayatım ortaya dökülsün istemezdim. Özel hayatımız diye bir şey yok ki. Sadece geçmişimiz var. O da pek sevimli bir hikaye değil. En azından benim açımdan. Ben onu kırdım, kaybettim. Ve yaptığım hatanın böylece ortaya dökülmesini istemedim. Ama sonra seni tanıyınca sen ağır bastın ve senin karşında rezil olmak istemedim. Benim karşımda rezil olmazdın. Olmadın da. Sen bir adamı sevdin ama yürümedi. Bunu anlamayacak insan da ne bileyim daha önce hiç sevmemiştir herhalde. İşte bu yüzden senin karşında durmak çok zor. Fazla mükemmelsin. Hayır, mükemmel değil. Sadece doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Kimseyi kırıp dökmeden. Sen bu kadar çabalarken benim yüzümden kırıldın. Ve bu çok ağrıma gidiyor gerçekten. Hayır, senin yüzünden kırılmadım. Sen onunla birlikteyken... Ben yoktum. Ama ben onunla birlikteyken... Ben olmamalıydım. Şu an karşında bu masada oturduğuma bakma. Ben aslında yokum zaten. Varlığımın Demir için bir anlamı yok. Öyle değil. Sen de Demir'i en az benim kadar iyi tanıyorsun. Sadece benim değil, senin de kırılmanı istemedi. O yüzden onu bu kadar çok seviyorum. Ben bir şeyden emin olmanı istiyorum. Belki buna hakkım yok ama senden rica ediyorum. Ben buraya geldiğimde Demir'in hayatında biri olduğunu bilmiyordum. Öğrendiğimde çoktan hisseleri devralmıştım zaten. Ben en kısa zamanda gideceğim buradan. Ona da söyledim. Elimden gelen en hızlı şekilde çözmeye çalışıyorum finansal meseleleri. Gitmene gerek yok Eylül. Hayatını Demir ve bana göre ayarlamana gerek yok. Ya belki de korktuğum gibi olmayacak. Sonuçta Selin de Eylül de çok güçlü kadınlar. Yüz yüze geldiklerinde kontrollü ve insaflı davranacaklardır. İyi de Vedat, nereden bakarsan bak içinde bulunduğumuz durum hiç hoş değil. Makul davransalar da birbirlerini görüp durmaları o ofisin içinde, ben oradayken ne bileyim. Hiç boşuna uğraşma. Hiç öyle boş beleş pembe dizi aşk üçgeni çıkmaz sizden. Ne Eylül entrika çevirir ne de Selin gurur yapıp konuyu uzatır. Ha tabii kırılırsınız biraz ama kimse de ölmüyor kırıldı diye. Eylül buraya geldiğinden beridir kafamda dönen bir şey var aslında. Hisselerimi devredip, evi de kapatıp Selin'i alıp gitmek istiyorum buralardan. Nereye mesela? Nereye olursa. Her şeyden uzağa. Ama Selin'e Eylül'den bahsetmeden bunu yapsaydım kaçıyormuşum gibi olacaktı. Şimdi de Selin öğrendi. Eylül'den etkilendiğin için kaçtığını düşünecek. Ona karşı bir şey hissetmediğimi kanıtlamadan, gözlerimin içinde bunu görmeden, emin olmadan Selin gitmek istemeyecek. Haklı da soru işareti kalır insanın kafasında. Ne yapsam olmuyor be Vedat. Kalsam bir dert. Gidelim desem başka bir dert. Oğlum sen hiçbir şey yapmayacaksın zaten. Eylül gideceğim demiş ya. Demir, bana bak sakın bir şey yapma. Bak o kadınlar kendi aralarında bir çizgi çekerler, o çizgide yürürler. Sen araya girersen bütün dengeleri bozarsın. En kötüsü de ne biliyor musun? Bütün bu olanlardan kendimi sorumlu tutuyor olmam. İşte bu çok ağır geliyor. Geri alır mısın lütfen? Ben de kalmasını istemiyorum. Bazen gerçekten düşünemiyor insan. Ben bu yüzüğü sana verirken Demir'le olan geçmişimi öğrenebileceğin hiç aklıma gelmemişti. Ben gerçekten Demir'in sana söylemeyeceğine inanmak istedim. Demir'in bunu bunca zaman benden saklaması yeterince tuhaf zaten. Sana geçmişimden hiç bahsetmemeliydim. Seninle yakınlaşmadan işleri çözüp gitmeliydim. Anlatmayacaktın zaten. Ben sorup durdum. Çünkü seninle arkadaş olmak istedim. Ne yapayım ben? Benim de huyum böyle. Ben çok mesafeliyimdir aslında. Kolay kolay yakınlaşamam kimseye ama senin yanında kendimi rahat hissettim. Arkadaşın olabilmeyi çok isterdim. Eğer başka şartlarda tanışsaydık. Şans işte. Sen anlatma dedim. Demir anlatmak istedi. Ben dinlemek istemedim. Üçümüz de hatalar yaptık. Ama bu birbirimize bedel ödeteceğimiz, birbirimizi kırıp dökeceğimiz noktalara gelmesin. Herkes bedelini kendi ödesin. Başka türlü yapamam ben. Ben elimden geleni yapacağım. Ben de. Kahve için teşekkür ederim. şuna bakıp yalan söylüyor yani. Ay affedersin. Canım gelsene. İbo, Yiğit. Merhaba. Merhaba. Otursana. Yiğit genetik mühendisi. Şu an bir genom projesinde çalışıyor. İbo da veteriner hekim. Kendisinin veteriner kliniği var aynı zamanda. Çok güzel. Yalnız Ayda hayvanlara biraz uzaktır. Yani uzaktan sever. Alıştırmaya çalışıyoruz. Çok iyi yapıyorsun. Senin o böcek korkun devam ediyor mu hala? Ay maalesef. Yani daha o konuda bir gelişme yok. Ya kusura bakma. Ben ısrar ettim Ayda'ya seninle tanışmak için. Yani umarım senin için garip olmamıştır. Aa yok hiç garip olmadı. Hatta daha iyi oldu yani. Epeyce konuştuk, eskileri andık Ayda'yla. Hazır kendisi de buradayken söyleyeyim. Ayda'yı çok sevsem de biz arkadaş olamayız. Neden? Karım hoş bakmaz. Yani seninle bir ilgisi yok Ayda. Bu eski sevgiliyle görüşme, arkadaş olma fikri onu rahatsız ediyor. Yani çok saçma değil mi? Sonuçta medeni insanlarız. Niye arkadaş olamayalım? Olunamaz demiyorum ama karım böyle hissediyor ve ben ona senin bu duygun çok saçma demeyecek kadar zekiyim. %50'nin üstünde IQ'su var. Neredesin Selin? Kızlara gideceğim. Akşam? Orada olurum. Bütün gece mi? Bilmiyorum Demir. Tamam. Almamı istersen ara. İstemiyorum. Tamam. Çok sinirli. Ama en azından cevap verdi. Yani bu da bir şey. Herhalde. Of. Buyurun. Yine bekleriz. Şu kartınızı da vereyim. Ben yavaştan kalkayım. Epey oturdum şimdi, hanım bekler. Peki. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de öyle. Kendine iyi bak. Sen de. Ben yavaştan kaçayım artık. Yiğit'im teşekkür ederim geldiğin için. Rica ederim, olur mu? Kendine iyi bak. Karına da selamlar. Hazmiye Hanım. Yiğit Bey. İkna oldun mu Yiğit'le aramızdaki tüm defterlerin kapandığına? Fazlasına ikna oldum. Hı. Neymiş o fazlası? Sana bir özür borçlu olduğuma. Bak sen. Bilge konusunda haklıydın. Sana daha önceden anlatmalıydım. Bu durum bana çok normal geliyor ama... Sana öyle gelmeyebilir. Bu da çok normal sanırım. Beni böyle seviyorsun yani. Evet, seni böyle seviyorum. Güzel. Güzel. Bu kadar mı? Senin bana söyleyeceğin bir şey yok mu? Yok. Peki. Bak. Selin. İyi misin sen? Kolay kolay da olamam. Baksana dünyanın çekirdeğini çitledim ama yok, düzelemiyorum. Yani evet, yemek yerine anlatsam. Yüzük nerede? Ah, ne geldiyse başıma o yüzük yüzünden geldi zaten. Ben nereden taktım be o yüzüğü? Ay taktın mı? Ya Selin nasıl söyledi? Yani böyle özel bir şeyler hazırlamış mı ortam falan? Ay yok canım, ben söyledi. Nasıl ya? Öyle ince ince planlamamış deme bana ama. Aa, planlamaz olur mu? Artemimden hisse almalar, mesaj göndermeler, daha bir sürü şey. Yani şimdi bir nişanlık durumu söz konusu mu? Evet, var maalesef. Ya. Kızım sen niye sevinmiyorsun ya? Nişanlanmışsın işte sevdiğin adamla. Ne? Ben. Yok ben değil. Ben değil, Eylül. Ay şaka. Ay ne çabuk be. Vay anasını ya. Burak'a bak sen. Ay ne Burak be? Demir'le nişanlanmışlar bilmem ne zaman. Ne? Nasıl ya? Ne zaman? Sakız. Yememişsin yemeğini? Sen de bunalıyorsun değil mi böyle bağlıyken? Ben de çok bunaldım. İmkansız seçimlerden mesela. Tamam, söyleyemedim. Ama o kırılmasın diye. Bir temiz dayağımı da yedim, o ayrı. Sakız. Selin sence ne zaman durulur? Yani takribi olarak ne kadar sürer bu gelgitleri? Uzun zaman alacak değil mi? O rüzgarlar kolay kolay dinmez. Daha çok çekeceğim var oğlum Demir, belli. Gel bakalım. Gel bakalım Sakız Efendi. Pardon hanımefendi. Of Selin. Bak saat kaç oldu? Hala eve gelmedi. Delirsin Demir burada. Kafayı yesin. Sakızla konuşun. Demir Bey niye söylememiş Eylül ilk geldiğinde? Hadi onu geçtim. Eylül niye söylememiş? Sinsilik yapmış işte. Ay kızlar bir durun ya. Eylül Hanım kötü biri değil. Sadece o da Demir'i çok sevmiş. Neye sinir oluyorum biliyor musunuz? Ben onları anlıyorum. Ya ama benim canım yanıyor canım. Ben onları anlamak istemiyorum. Ne olacak şimdi peki? Kızlar ben bir süre burada kalacağım. Eve falan gitmek istemiyorum. Nasıl ya? Demir Bey'i terk mi ediyorsun yani şimdi? Ay hayır öyle değil. Ama şu an ona yaklaşamam. Yanında olunca bütün duygularım karışıyor. Böyle koşup boynunu atlayıp ona kocaman sarılıp öpüp teselli edesim geliyor. Ama benim teselli edilmeye ihtiyacım var. Ya arkadaşım sen istediğin kadar burada kal ya. Biz senin yanındayız. Ama önce eve uğrayayım. Birkaç parça bir şey almam lazım. Senin her şey var burada, ne alacaksın? Yoktur ya pijamam, terliğim, diş fırçam. Ben bir hemen eve gidip geleyim tamam, hadi öptüm. Aşkım dur. Nereye gidiyorsun? Aa, sakız. Senin burada ne işin var ya? Tüh. Ben seni salık mı bırakmışım? Dur bakayım. Kaçak seni. Gel bakayım. Gidelim. Aa, sakız ama böyle olmaz ki. Hemen serbest kalınca gidiyorsun komşunun çiçeklerine dalıyorsun. Sonra midene zarar veriyor onlar. Sonra gecenin bir körü İbo abini çağırmak zorunda kalıyoruz ya. Dur bakayım. Tamam. Aa, bir dakika ya. Ben evden çıkarken sen bağlıydın. Seni Demir mi saldı? Tabii kıyamıyor sana. Ama bana kıydı. Uf Demir. Keşke beni de salsan. O zaman biraz kafamı toparlarım belki. Ben ne yapacağım ya? Hı? Nasıl kız? Ne yapacağım? Yemeğini ye. Kaçma tamam mı? Gerektiğini bildiğim halde geldim. Çok özür dilerim bu kadar zor olduğu için. Seni sevmeme rağmen anlatamadığım için. Ben kalırsam her şey daha kötü olacak. Sen bu kadar her yerdeyken ben doğru düşünemiyorum. Haklıydın. Kanamadan iyileşmeyecek. O yüzden beni anla. Selin? Yapma. Yapmak zorundayım. Yapma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.